Olimpist sunar. Bugün de ama yiyeceğiz, olsun, pilavı seviyoruz gerçekten ve dereotlu yapacağız. Dereotunu sever misiniz? Dereotunu çok fazla benim aramda. Evet, ama zaten çok güzel oluyor. Bir görsen var ya, harika böyle o dereotu o pilava girdiği zaman. Kesinlikle güzel oluyor. Ağzımız böyle sulana sulana yiyeceğiz biraz sonra dereotlu pilavı. Ne yapalım şimdi dereotu için, dereotlu pilav için malzeme listemiz geldi bakın. Bir tutam dereotu kullanacağız tabii ki malzememizin. Artık pilavımızın baş malzemelerinden biri. 1 kilogram pirinç kullanıyoruz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağız ve tabii ki pilavımızı... Bir de ızgaramızı kullanacağız. Evet, tabii ki pilavımızı ızgaramızda yapacağız diyecektim ki gerçekten tam ona değindiniz usta. Şu an evet ızgaramızı açalım ve pilavımızın her zaman yaptığımız gibi püf noktalarını anlata hazırlayalım, pişirelim ama yemekte, inşallah. Yemekte çayda tuzu azaltmamız gerekiyor. Evet, doğru söylüyorsun. Yemeklerde tuzlu... onsuz da olmuyor. Doğru söylüyorsun. Tuzlu olmaması lazım. Çok tuz kullanmayalım hatta. Kendimizi az tuza alıştıralım. Evet, öyle değil mi? Tabii, Ensar çok güzel söyledi. Evet, Esma'cığım bugün konuşturamıyoruz. Esma'cığım spor dışında, basketbol dışında başka ilgi alanların var mı? Şiir yazar mısın? Müzikle, evet. Müzikle ilgileniyorum. Yani söylüyorum da, hani sözle yazıyorum. Ne kadar güzel, söz yazıyorsun. Var mı böyle aklında? Aklımda öyle hani yazdığım şeyleri ezberlemiyorum. Ezberlemiyorsun. Keşke getirseydin buraya. Bir dahaki sefere artık inşallah. Peki bu yazdığın sözleri nasıl değerlendiriyorsun? Yani arşivliyor musun, kitap falan düşünüyor musun? Yani ileride kitap yazmayı çok fazla düşünmüyorum. Ama hani benim bir defterim var. O defterde böyle yazdığım güzel sözler, işte şiirde, şarkıda öyle biriktiriyorum. Çünkü yazılan bir şeyin boşa kalsın istemiyorum. Evet. Değer. Çok güzel. Evet, şimdi ne yapalım usta? Pilavımızı yapıyoruz. Izgaramıza ne yaptık? Güzelce sıvı yağımızı döktükten sonra pirincimizi de biz ne yaptık? Programdan önce bir 15 dakika önce ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? Suyun içine güzelce pirincimizi döktük. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzun içine ilave yaptıktan sonra suyumuz hafif ılık olması lazım. Ve bir 15 dakika beklettik suyun içinde. Ondan sonra 3-4 suyla güzelce nişastası gidene kadar yıkadık. Şu anda pirincimiz hazır ve şimdi ızgaramıza sıvı yağımızı da koyduktan sonra bir güzel pirincimiz kavrulması lazım. Şöyle kavuralım bir yandan. Çok karıştırmayın usta lütfen. Evet. Çok fazla. Evet. Çok fazla karşısına nasıl bir şey olur bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Siz biliyor musunuz acaba? Evet. Size soralım. Bana sorun. Evet. Kırılmaması için çok fazla karıştırmamamız lazım. Ama biliyoruz Ayşegül Hanım ilk programa başladığımızda neredeyse çırpan teliyle karıştırıyordunuz. Öyle mi yapıyordum? Hiç hatırlamıyorum gerçekten. Evet, çok fazla karıştırmamamız gerekiyor. Her zaten pilav yaptığımızda bunları söylüyoruz gerçekten. Güzel pirinç pilavı yapmanın en önemli püf noktalarından birisi de bu. Evet. Zaman zaman böyle yaptıkça artık paylaşıyoruz biz de. Evet, bir de tane tane düşmesi için, güzel böyle beyaz görünmesi için ne yapmamız? Az bir şey tuz, az bir toz şeker, biraz da limon suyu da içine ilave etsek pirincimiz daha güzel düşer. Tane tane düşer, rengi parlak olur. Evet. Esma'cığım da tabii bunları duyuyor şimdi. Artık biliyorsun böyle genç hanımlar, genç kızlar ne yapıyor? Güzel pilav yaparsa, güzel kahve pişirirse artık böyle sınıfı geçiyor diyorlar. Tam böyle hamarat, dört dörtlük bir genç kız diyebiliyorlar. Ya zaten yemek yapmak istiyorum. Ama hani fazla giremiyorum mutfağa. Evet, vakti olmuyormuş, derslerden vakti olmuyor. Haklısın tabii ki, sonuçta önce okul, önce ders, geleceğinize tabii ki yatırım yapıyorsunuz sizler de. Zaten anne babaları sizlerden de isteği bu. Ne mutfağa girin ne de iş yapın diyorlar. Sadece diyorlar ki derslerinize dört dörtlük çalışın. Öyle değil mi usta? Aynen. Kendinize güzel bir gelecek hazırlayın. Zaten iş öğrenilir, yemek yapmayı da öğrenirsiniz. Ondan sonraki aşamalar. Evet, zaten Ensar'a hiç dönmüyorum bile maşallah. Ensar artık hani kendini belli ediyor. Tabii karne iyi herhalde. Evet, artık karne cepte diyor. Tabii. Onun için karne hediyesini bekliyor artık dört gözle herhalde babadan. Karne hediyesi çok fazla istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Zaten genellikle doğum günlerde zaten bisiklet, yani güzel şeyler alıyorlar anne. Evet, zaten o benim zaten diyorsun görevim. Yani ben kendim için ders çalıştığım için. Onların öyle değil mi? Onların yanımda olsun zaten hediye olsun. ya, evet. Allah gerçekten herkesin annesini babasını başından ayırmasın. Amin, evet. Çok önemli, çok güzel bir dilek, güzel bir istek. İnşallah Ensar'ın annesine babasına, buradan böyle bütün çocuklarımızın anne babalarına dua edelim. Allah hiç kimseyi annesinden babasından ayrı koymasın. Çok güzel. Aslında bir de Ensar çok güzel bir konuya değindi Abdülmusa. Dedi ki ben zaten beklemiyorum. Okula gitmem gerektiği için ve ders çalışmam gerektiğini biliyorum. Bu bana bir ödül değil aslında, benim görevim. Doğru değil mi Ensar'cığım? Kendin için çalışıyorsun sonuçta. Yani bu bana etkisi olacak. Büyüdüğümüzde biz bunun karşılığını alacağız. Harika, doğru. Dururken gidip de yani mesela polis olacak. Doğru. Çalışman lazım, emek vermen lazım. Evet. O şekilde olacak. Emeğinin karşılığını alacaksın. Çok güzel düşünüyorsun gerçekten. Esma'cığım sen kız meslek sesine gittiğini söyledin. Hangi bölüme gidiyorsun? Hangi? Çocuk gelişimini seçeceğim. Daha şu an gitmiyorum. Evet, daha ilk senen. 4 yıllık oldu mu sizde de? Evet. 4 yıllık, evet. Herkesi etkiledi, doğru. Maalesef. Evet, ne yapalım, yapacak bir şey yok ama işte artık sistemin getirdiği kurallara mecbur uymak zorundayız. En iyisini yapacağız inşallah. Evet. Ustamız da bir yandan şu an dereotlarını doğramaya başladı bile. İşte dereotunu bir tutam dereotu ayarladım Ayşegül Hanım. Biraz sonra içine kullanacağız pirincimizin. Şöyle pirincimiz şu anda yavaş yavaş güzel bir şekilde ızgaramızda kavruluyor. Şimdi o kavrulurken ben şöyle içine az bir şey, bir şeker atayım Ayşegül Hanım. Şöyle tatlı kaşığın ucuyla bir şekerimizi içine ilave yaptık. Ve şöyle tuzunu da bir tatlı kaşığı tuzumuzu da içine ilave yapalım. Ve az bir şey limon suyu, biraz sonra suyunu verirken içine kullanacağız. Şöyle aldık yanımıza. Evet. Bu arada ızgaramıza ne kadar güzel efendim, böyle evet, gerçekten böyle harika pişiyor. Buraya gelen çocuklarımıza hep soruyoruz ya işte usta, sokak oyunlarının çocukken oynadığımız oyunlarla ilgili. Genelde böyle maşallah gelen bütün çocuklarda hemen hemen yine eski oyunları oynadıklarını söylüyorlar. Şimdi ben çocuklarımıza soracağım, sevgili Esma ve Ensar'a hangi oyunları oynuyorsunuz okulda? Yine böyle bu mesela bizler küçükken seksek oynardık, ip atlardık, lastik oynardık, yakan top oynardık, öyle değil mi? Evet. Bunları oynuyor musunuz Ensar'cığım? Oynuyoruz. Evet, hangilerini oynuyorsunuz mesela? Neler? Basketbol oynuyorum, voleybol oynuyorum. Evet, onlardan tabii, onlar da güzel şeyler. Tabii ki sosyal aktivite olsun, spor yapalım. Başka hangi oyunları oynuyorsun? Başka saklambaç. Saklambaç, evet, güzel. İnsanın vazgeçemediği saklambaç. Evet. Ve şu an evet hala ben de oynuyorum evde Yusuf'la. Odaya saklanıyoruz. Bir de bana gelip diyor ki ben büyüyemedim. Çocukla beraber büyüyeceğim. Evet, inşallah. Maalesef Ayşegül Hanım şöyle görünüşte belki büyümüş olabilir ama daha da küçüklüğünden kurtulamadı. Evet, ama güzel bir şey bu. Evet, ben kendimi çocuk hissediyorum. Ne kadar güzel. Hele hafta sonları çocuklar buraya geliyor ya. Tamamen böyle o ruha bürünüyorum, evet, gerçekten. Aslında senin terapiyle küçüklüğüne inmelerine gerek yok. Zaten, yok, inmelerine şu anda zaten yok. Oradasın. Evet oradayım. Ben bundan da şikayetçi değilim açıkçası. Şimdi bana diyor ki Yusuf, anne diyor nereye saklanacaksın? Oğlum diyorum sen olsun diyor, sen bana diyor nereye saklanacaksın? Tamam diyorum, buraya saklanacağım. Hadi git say diyorum. Gidiyor, sayıyor, geliyor. Eliyle avucuyla koymuş gibi buluyor gerçekten. Çocuklarımız da böyle oyunları oynamalıyız tabii ki. Saklambaç oynuyorsun, yakan top oynuyorsun. Başka ne oynuyorsunuz? Onun dışında çok fazla oyun oynamıyorum. Arkadaşımla vakitler geçiriyorum. Evet. Genellikle geziyorum, oyun oynuyorum. Evet, çok güzel. Esma'cığım siz? Ben küçükken oynardım daha çok. Yerden yüksek oynuyorduk arkadaşlarla. Evet. Seksek çok oynardık. İp atlardık. Şimdi pek diyorsun artık o taraflarda bir merakım kalmadı. Evet. Basketbolla ilgileniyorsun zaten. İlgin nasıl? Yani profesyonel anlamda mı yoksa hobi olarak mı yapıyorsun? Ya hobi. Hobi olarak yapıyorsun. Çok güzel bir hobi gerçekten. Bütün gençlerimizin de yapması lazım. Evet. Usta sen çocukları gönderiyor musun öyle faaliyetlere? Çocukları çok fazla göndermedim. Geçen sene Furkan'ı ben Kur'an kursuna yapılmıştık. Yani yatılı olarak verdik. O da iki ay dayanamadı. İşte bakalım bu sene inşallah öyle bir düşüncelerim var. Ben de gitmelerini istiyorum da çocuklar biliyorsun biraz şey oluyor. Evet. Anneden babadan uzak kaldığı zaman yapamıyorlar. O da öyle oldu. İnşallah bakalım yani. Evet, hayırlısı olsun. O da orta ikiye gidiyor. Evet. Bu arada yeğenim de bizi izliyor, Sıla. Buradan kendisine çok çok öpücük gönderelim. Size de selamları var Ayşegül Hanım. Furkan bir şey söyleyeceksin galiba. Furkan. Kusura bakma canım benim. Evet. Benim genel isteyerek gittiğim spor kickbox, karate. Hadi ya, karateye mi gidiyorsun? Usta dikkat et, bak yemekleri güzel yap. Her an uçan tekme gelebilir her an. Okulda genellikle çok sataşan karışımları durdururken, yani savunma amaçlı hepsi. Savunma amaçlı gidiyorsun, yoksa öyle saldırayım, kavga edeyim diye bir niyetin yok. Evet. Hiç başına geldi mi böyle bir savunmak zorunda kaldın mı kendini? 2-3 kere oldu yani. Evet. Böyle şimdi hareketleri biliyor musun ezbere? Hareketten adları var. Bize göstersene birkaç hareket, merak ediyorum ben. Olur mu? Şöyle şuraya alayım seni, bana bir göstersene ben. Gerçekten bakalım hangi hareketleri öğrenmiş. Bir göstersin bize, ne dersin usta? Evet. Tamam. Mikrofonu ama şey yapman lazım. Esma'cığım yanına gider misin sen de Ensar'ın? Bir böyle yaptığı hareketi böyle hem adını söylesin. Şöyle gel, ortaya gel Furkancığım. Mikrofonu tutar mısın Esma'cığım Ensar'a? Şimdi evet, ne yapıyorsun mesela, böyle hangi böyle şöyle hep harakiri marakiri, ben tam bilmiyorum da öyle hareketler var, adları falan var. Şöyle kameramıza doğru bir göster bakalım. Bir iki hareket. Tamam, o elin öyle kalsın, diğer elinle yaparsın, evet. Şöyle dön bakalım, kameraya doğru dön. Evet. Evet, harika. Muhteşem. Bu şekilde mi savundun kendini? Korkmuyorlar mı bu şekilde savunduğun zaman? İlk önce saldırıyorlar onlar tabii. Saldırıyorlar. İlk önce uyarıyoruz tabii. Uyarıyoruz. Yapma. Ondan sonra en sonunda da yani tehlikeli vuruşlarda. Tehlikeli vuruşlar. Tabii dikkat edin. Yani bir kere vurduk, yani bir kere vuracaksın, canını burasından falan canını acıtacaksın ki yani bir daha sataşmasın sana. Evet, ama aslında bir de şöyle bir şey aslında var. Hani kavga, vurmayalım da şöyle bir şey yapalım tabii ki, ama ona sataşıyorlarmış. Bence sen ne yap biliyor musun? Bu benden sana tavsiye. Tabii ki önce onları uyar. Ondan sonra sadece bu hareketleri göster. Bak ben bile korktum şu an, yani saldırmana gerek kalmadı. Bir daha göstersene. Bir daha yap bakalım. Muhteşem. Evet, muhteşem. Gerçekten harika. Bakın dereotlu pilavımız ızgaramızda pişiyor. 2 tane minik kardeşimiz bugün mutfağımıza gerçekten çok güzel renk kattılar sevgili Esma ve Ensar. Şimdi ne yapacağız? Son bölümdeyiz artık ve tatlımızı yapmaya başlayacağız biraz. Evet, şimdi ona başlamadan önce, şimdi biliyorsunuz reklam arasına giderken pilavımızı güzelce kavurmuştuk. Şöyle pilavımızı şöyle kameramıza görecek şekilde suyunu verdik ve üzerine dereotumuzu da ilave yaptıktan sonra şu anda pilavımız hemen hemen hazır ve altını kapatalım, bir 2 dakika sonra alacağız. Dinlensin biraz. Evet. Pilavımız şu anda hazır ve tatlımıza başlayacağız. Evet. Pilavımız kesinlikle kırılma, dağılma, öyle bir sorun yok. Şöyle gördüğünüz gibi sadece şöyle bir karıştırıyorsunuz, pilavınız hazır. Izgaramızın tepsisi geniş olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde pilavınızı yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Tatlı da yakıyor. Efendim? Tatlı da yakıyor. Ya yakıyor. Sorma. Bütün yemekler yakıyor ya. Gerçekten bugün harika oldu. Bir tane tel alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Şöyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Yine bizler yarın karşınızda olmaya devam edeceğiz. Her zaman, her gün biliyorsunuz, hafta içi, hafta sonu aralıksız 16:30-18 saatleri arasında karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Evet, yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle sevgili izleyici. Herkese hayırlı akşamlar.